Neden ağlıyorsun? Seni ilgilendirmez. Hem senle benle konuşacak cesareti nereden buluyorsun? Ah benim eşek kafam. Hala akıllanmadı. Durup dururken başına dert alıyor. Lütfen doğru konuşun. Başınıza dert aldığınız falan yok. Aç mısın? Hayır. Bırak şu dik kafalılığı. Kötü bir niyetim yok. Sana yardım etmek istiyorum. Ağla. Açılırsın. Ye şunu. Açlığını bastırır. Hadi anlat bakalım. Ne oldu? İstanbul'a indiğim saat bavulumu ve paralarımı kaptırdım. Yapma ya, bu güzel işte. Demek şoförün seni gönderdiği yer randevu eviymiş. Ama nereden bilebilirdin ki? Oo, tekne amma da büyükmüş, senin mi? Yok canım, nerede bizde o para? Ben sadece kaptanıyım. Hadi kımıldan biraz da çıkalım. Asıl şimdi midelerimiz bayram edecek. Şunlara bakın, nar gibi kızardı. Demek hep bu teknede yaşıyorsun. Evet, denizle birlikte yaşamak benim için en büyük mutluluk. Ben de severim denize. Kasabamız denizle kucak kucağıydı. Özledin mi? Dönmek ister misin? Hayır. Beni oraya bağlayan hiçbir şey kalmadı artık. Peki ne yapacaksın bu koca şehirde yapayalnız? Önce bir iş bulacağım kendime. Yepyeni bir hayat kuracağım, senin anlayacağın. Hadi hayırlısı. Yeni hayatına atılmadan önce bu gece biraz uyu istersen. Kameradaki dolapta battaniye ve yastık var. Burada kalmama izin veriyor musun? Böyle bir zamanda... Seni sokakta bırakamam ya. Peki... Sen nerede kalacaksın? Nerede mi kalacağım? Burada tabii. Ama... Senin derdini anladım. Korkma prenses. Öyle fırsat düşkünü pis zamparalardan değilim. Sana dokunmam. Aşağıda iki ayrı kamera var. Hadi yürü bakalım. Bu kadar güzel olacağını hiç tahmin etmemiştim. Patron zevkli adamdır. Patron bu mu? Evet. Ben patron derim. Ama aslında can adamdır. Yakışıklı adammış. Gözüm bir yerden ısırıyor ama çıkaramıyorum. Ne saf kızsın ya. Adamı dünya alem tanıyor, bir sen bilmiyorsun. Murat Ulusoy bu. Murat Ulusoy ha? Hani şu meşhur milyarder. Milyarder onun yanında biraz fakir kalır. Ama dedim ya, dost adamdır, can adamdır. Senden oldukça yaşlı galiba. Rahmetli abimin asker arkadaşıydı. Abim beni ona emanet etti. Herhalde sağlam bir dostlukları vardı. Öyleydi. Bir tatbikat sırasında abim onun hayatını kurtarmış. O günden sonra içtikleri ayrı gitmezdi. Abimin ölümünden sonra da beni yanına aldı, kardeşi bildi. Bu zamanda böyle dostluklara rastlamak gerçekten zor. Öyle ama bu kadar gevezelik yeter. Hadi sen yat bakalım. Neredeyse ayakta uyuyacaksın. Ya sen? Ne laf anlamaz şey misin prenses? Ben içeride yatacağım dedim ya, için rahat olsun. İyi geceler. Sana da.